Bir süredir kiralık ev arayışındaysanız siz zaten tablonun farkındasınızdır. Kiralar uçtu. Öyle sadece dikkatli gözlerin fark edebileceği bir artıştan söz etmiyoruz. %70'e varan artış var kiralarda. Açılışta da söyledim. Merkeze yakın, şöyle banyosu mutfağı düzgün, depreme dayanıklı bir evde oturmak istiyorsanız kiracı olarak en az 3000 lira. 3000 lira az mı? Hiç değil. Her ay kira vermek için. Ne yapacaksınız o zaman? Karşımıza iki yol çıkıyor. Ya merkezden uzaklaşacağız ya da eski binalarda yaşamayı göze alacağız. İstanbul'da orta gelirli bir ailenin bile ev sahibi olması zor. Ev sahibi olmayan İstanbullunun kiracı olması bile gittikçe zorlaşıyor. Çünkü kiralık ev fiyatları gün geçtikçe artıyor. Peki İstanbul'da orta ve düşük bütçelilere göre uygun ev kaldı mı? Işık görmeyen, hava almayan evler var. Onlar ucuza bulunabiliyor ama tabii yaşam koşulları oldukça kötü. Ama biraz tabii yolu göze almak koşuluyla uygun fiyat ev bulabiliyorsunuz. 39 ilçede de hem ev fiyatları hem kira fiyatları arttı. Bazı semtlerde %100'lük artış oldu. Bölge bölge değişiyor. Bazı bölgelerde %100, bazı bölgelerde %50, %20, %30 gibi semtler var. Merkez ilçelerde %20-25 gibi bir artış var. Ama Kadıköy'ün Suadiye, Bostancısı, Göztepe'sinde %70-%80 artış var. Peki kirası uygun olan semtler hangileri? İstanbullu nereyi tercih etmeli? İstanbul merkezde mesela Mecidiyeköy, Şişli'de, Kuştepe, İzzetpaşa mahalleleri şu anda uygun. Yine Gülbağ tarafı, Mecidiyeköy'e yakın olan Gülbağ ve Profilo'nun çevresi olan bölgelerde de halen uygun fiyata ev bulunabiliyor şu anda. Avrupa yakasında hem ucuz hem de merkeze yakın kiralık ev Şişli, Gülbağ, Kuştepe ve İzzetpaşa'da bulunabiliyor. Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi, hatta biraz daha gideyim derseniz Arnavutköy gibi ilçelerimizde, Esenyurt'un E5'in kuzey tarafında, yine Küçükçekmece'nin biraz kuzeyinde kaya şehri doğru olan bölgelerde uygun fiyatı bulunabiliyor şu anda. 1000-1500 TL ile yine 2000-2500-3000 TL arasında ev bulabilirsiniz. Anadolu yakasında da Kartal, Pendik ve Tuzla'da kiralar daha uygun. Suadiye, Bostancı'ya gelin. 5000 liradan aşağıyı bulamazsınız. Ama şöyle bir yarım saat 45 dakika yolu göze alın. Aynı evi 1500 TL'ye kolaylıkla bulabilirsiniz. Merkeze yakın semtlerde ucuz kiralık ev istendiğinde ise ancak eski binalar bulunabiliyor. Ve onlar da 30-40 yaşında binalar. Mesela Beşiktaş'ta 3000 TL'ye bir ev bulursunuz ama ben yeni sıfır bir ev alayım tutayım dediğiniz zaman otomatikman fiyatı bunun 4500-5000'e çıkıyor. Yani hemen hemen yaklaşık iki misline yakın. Eve çıkmak isteyen öğrencilerin ise aylık 2000 lira ayırması gerek. 4 tane öğrenci işte 5-6 bine ev tutsa suyu, elektriği, gazı hepsi dahil 2000'i geçmiyor maliyeti kişi başına. Bu da bunun aşağısı zaten yok yani şu an mevcut olan fiyatlar göz önüne aldığımız zaman bunun altında bir fiyat bulmak zor.